كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Konuları bitirdik. Bugünkü konumuz biraz namazdan bahsedeceğiz. Hepimizin en sevdiği ibadet namaz. Bayılarak yapıyoruz. Seve seve, koşa koşa cemaatlere gidiyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi namaz sureleri var kardeşim. Elemter'den aşağı. Bakın. Elimizde bir namazımız var. Bak. Düzgün amel olarak bir namazımız var. Namaz ne demek kardeşim? Sen Allah'ın karşısına çıkıyorsun. Kendini Allah'a rapor ediyorsun. Ey Allah'ım, sen çağırdın, ben geldim. Bak, namazın anlamı budur. Ezan okunuyor. Allah diyor ki gel kulum, yaradan, yaşatan, koruyan, kollayan, maaşını veren, çocuğunu veren, hanımını veren, hepsini veren Allah. Diyor ki kulum gel. Tamam Allah'ım. Günde elhamdülillah hepimiz 5 vakit namaz kılıyoruz. Tamam mı? Ama kardeşim bu namaz nasıl kılınıyor? Elemtereden aşağısı. Fatiha, Sübhaneke, Ettehiyyatü. Bunları biz nasıl okuyoruz? He? Biraz düşünmek lazım ya. Allah'ın karşısına çıkıyorsun kardeşim. Bir patronun karşısına çıktığın zaman, ağzın kem küm ettiği zaman patron der ki ne oluyor lan, konuşmayı bilmiyorsun der. Ya da dersin ki lan ayıp olmasın, ben şimdi patronun karşısına çıkacağım, kem küm etmeyeyim, önceden konuştuklarımı bir düşüneyim dersin. Ama Yaradan'ın karşısına çıkıyorsun abi, daha Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim diyemiyorsun. Elhamdülillah diyor, Elhamdülillah diyor. İnna e'dayna diyor mu? İnna tayna diyor. Kul huvallahu ehad diyemiyor. Kul fu diyor. Kul e'uzu bi rabbil felak min şerri ma halak diyemiyor. Halak diyor. Halak dersen Allah tıraş etti demek. Halak dersen yarattı demek. Halak demek tıraş etti demek. Allah'a şekil isnat ediyorsun. Biliyor musun? Bilmiyorum. Öğrenmek için bir çaban var mı? Yok. Yok. Ama kardeşim, hafta sonu Fener'in maçı var. Yeni bir tezahürat çıkmış. Benim bunu ezberlemem lazım. Tribünle arkadaşlara rezil olmayayım. Allah'a rezil olmak var mı? Ya bir şey olmaz. Allah kabul etsin. Tekabbel Allah. Barek Allah. Namaz surelerine çalışacağız. Bakın, bir namazımız var. Başka ibadetimiz yok doğru düzgün. Bunu kimse inkar edemez. Bari onu düzgün yapalım. Allah için uyarıyorum. Namaz surelerine çalışın. Bakın, biz her pazartesi buradayız. Rağbet var mı? Yok abi. Rağbet yok. Geçen hafta Allah razı olsun 6-7 kardeş geldi elhamdülillah. Ne yaptık? Arada bir sure talimi yapıyoruz. Niye? Lazım. Adam namazda ne okuduğunu bilmiyor kardeşim. Anlamını zaten anlamından geçtim. Okumayı bilmiyor. E sen Allah'ın karşısına çıkmışsın. Üstün körü okuyorsun. E bu namaz kabul olacak mı kardeşim? Anlam değişir, mana değişir, namaz bozulur. E namaz bozulursa o namazdan hayır gelir mi? E gelmez. E bu işin sonu nereye gidecek kardeşim? Nereye gidecek? Bari namazımızı düzeltelim. Bari şu sureleri ezberleyelim. Bir atraksiyon yapalım. Her pazartesi akşam buradayız kardeşim. Saat 9'da buradayız. Ben bir kişi de gelse, 5 kişi de gelse ben buradayım. Elhamdülillah. Ufaktan bir Kur'an, ondan sonra sure talimi. Gelin eksiklerinizin farkına varın. Adam diyor kardeşim ben 80 senedir namaz kılıyorum diyor. 80 senedir yanlış okuyormuşum. Bak olmaz. Allah'a karşı ayıptır bu. Allah'a ayıp etmeyelim kardeşim. Bunun hesabını veremeyiz. Ondan sonra namazdan dedik ya, biraz konuşacağız. Şu namazda kaşınma olayları, böyle hareketler falan, böyle üst baş düzeltme, bunlardan da vazgeçelim kardeşim. Kabe imamları gibi. Geçen bir tanesi söyledi bana. Kabe imamını izledim diyor. Tam diyor 45 dakika böyle 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 üstünü düzelt diyor. Yalan mı? Değil. Doğru. Açıp böyle saatini. Geçen bir tanesi telefon çaldı. Çaldı çaldı. Allah'ım deli olacağım arkadaş. Kapat diyeceğim artık şunu ya. Alo diyecek neredeyse. Abi cebinden çıkardı böyle namazı. Bir eli bağlı ama takva ehli, bir el burada. Tabi bozmuyor. Böyle yaptı abi, baktı. Tak kapattı. Devam etsin yani. Bak. Biraz daha zorlasa efendim abicim diyecek. Efendim baba ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Modeller böyle. Kimin karşısındasın kardeşim? Allah'ın karşısındasın. Farkında mısın? Değilsin. Kaşınmayacaksın. Bak oluyor kardeşim. Kaşınma geliyor. Bazen öyle bir Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Bazen böyle ince kaşınmalar oluyor biliyor musun? Böyle var ya namazın böyle akıl gidiyor bana. Yemin ediyorum bak ya, makara olsun diye demiyorum kardeşim. Böyle şu elimi alsam şuraya böyle parçalasam, kanatsam da bir kaşısam. Ama diyorum ki kardeşim, aklıma bir hadis geliyor. Bu hadisi de unutmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte namaz kılarken kaşınan bir adamı gördü. Sahabiler dedi ki eğer bu kişi gerçekten huşu içerisinde namaz kılsaydı o kaşınan yeni kaşımazdı. Elhamdülillah nerem kaşınsa bu hadis aklıma geliyor, kesiyorum. Unutmayın bu hadisi.
namazda biriniz kaşınırsa, kaşımaya meylederseniz bu hadis aklınıza gelsin. Çünkü sen kaşınanla huşu muşu gidiyor kardeşim. Niye? Allah'ın karşısındasın. Sen Allah'ın karşısında nasıl kaşınıyorsun kardeşim? Bunlara da Allah için dikkat etmek lazım. Bir de bu kaza namazlarıyla alakalı çok sual geliyor. Hocam diyor kaza namazım var. Kaza namazını mutlaka hesaplayarak kılacaksın. Hesaplayarak. Öyle üstün körü namazdan sonra kılarım. Öğlenden sonra bir kılarım. Akşamdan sonra bir kılarım. Bu samimiyetsizliktir kardeşim. Bakın bu kadar açık konuşuyorum. Bir adam 80 sene namaz kılmasa, namaza başlamayı niyet etti kardeşim. Bakın. Niyet etti. Aldı defteri, kalemi, kitabını hesapladı. Günü gününe. Ama niyeti kesin. Ölene kadar kılacağım. O adam bu niyetle bir rekat kaza namazı kılmadan ölse Allah Celle Celal onun bütün namazlarını affediyor. Yaşanmış örneklerle anlatıyorum. Niye? Niyet. Ama biz ne yapıyoruz abi? Öğlenden sonra bir tane kılalım. Akşam işime gelirse kılalım. Yatsıya bakarız. Anladın mı? Böyle olmaz. Hanefiler de kaza namazı kılınır, sünnetler kılınır diyor soruyorlar. Hanefiler kılabilir sünnetleri. Hanefiler hem sünnetleri kılar hem kaza namazını kılar. Unutmayın. Şafiler de kesinlikle sünnet kılamaz. Şafiler ne kadar kazası varsa kaza kılacak. Şafilerde şöyle bir şey var. Yemek, içmek, uyumak harici kalan bütün vakitlerde kaza kılacaksın. Şafi mezhebi. Hanefi'de bu zorunluluk yok. Hanefi'de de tabii kılacaksın. Zorunluluk yok derse yani öyle şey değil. Mesela kandili gecelerinde adam soruyor. İşte diyor hocam diyor ne namazı var? Ne kılayım? Ne kılacaksın baba? Kaza kılacaksın. Ne kılacaksın? Olmadı iki rekat hacet namazı kıl. İki rekat hacet kıl. Ama geri kalan vakitlerde kazalarını kıl. Kazalar çok önemli. Nasıl hesaplayacaksın abi? Günde 5 vakit namaz var değil mi kardeşim? 5'i 365 ile çarpacaksın. İlineyim burayı. 5 çarpı 365. Çıkan rakamı kaç sene namaz kılmadın abi? 10 sene mi? Çıkan rakamı 10 ile çarpacaksın. Anladın mı? Benim matematiğim zayıf ama bunu elhamdülillah iyi ezberlerim yani. İyi tutarım aklımda. Bunu yapın ki Allah Celle Celaluhu sizdeki samimiyeti görsün. He benim kulum bir şeyler yapıyor. Kaza borçlarını ödemek için elinden gelen bir şeyler yapıyor. Bak bir adım attı. Bir yerlerden başladı. Deyip de Allah Celle Celaluhu bizdeki samimiyeti görsün ki belki olur da ölürsek Allah Celle Celaluhu bizi affeder. Ama gevşeklik sıkıntı kardeşim. Bir kazanın cezası 80 sene. Namazlar kazada farza eksik varsa nafilelerle tamamlanıyor. Tamamlanmasa ne olacak kardeşim ya? Ya peki hiç namaz kılmayan adam. Yani vallahi bak Allah'a karşı çok ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor kardeşim. Bugün 5 para etmez adam çağırdığı zaman depar atan Müslüman yaradanı çağırdığı zaman duymuyor. Bakın geçen gün bir şey duydum. Adamın bir tanesi taksiye biniyor. Bizim tebliğ cemaatinden biri. Taksiciye ufak bir davet veriyor. Bak davet veriyor. O sırada ezan okunuyor. Taksici diyor ki bakın bu yaşanmış bir olay. Taksici diyor ki ben diyor senelerdir ilk defa ezan sesi duydum diyor. Bak ezan sesini diyor seneler sonra ilk defa duydum. Nasıl oluyor bu iş abi? Allah duyurtmuyor bile bak. Allah ezanı bile duyurtmaz. Bak bu nasip meselesi kardeşim. Allah Celle Celle herkesi huzuruna kabul etmez. Bu ince bir mesele. Namaz kılmayan adam zannetmesin. Ben namaz kılmıyorum. Sen namaz kılmıyorsun. Allah seni kabul etmiyor kardeşim. Allah seni huzurunda görmek istemiyor. Yürü git diyor. Yürü git. Git kimin karşısına gidiyorsan git. Ama benim karşıma gelme diyor Allah. Namaz kılmayan adam bunu böyle bellesin. Onu yaradan Allah onu karşısında görmek istemiyor. Bugün sevdiğin biri senin karşısına geldiği zaman sana git dese ne olursun? Bozulursun değil mi? Ya nasıl olur kardeşim ben bunu çok seviyorum işte ben bunun için ölürüm diyorum. Ben bunun karşısına gittim beni ille tersiyle itti. Soru sorulduğu zaman en çok kimi seviyorum? Allah'ı seviyorum. İcraat var mı? Sıfır. Allah için toparlanalım. Kaza namazlarımızı mutlaka kılalım. Mutlaka. Her namazın peşine bir vakit kaza kılın. Fazla zorlamayın. Motoru yakarsınız ondan sonra komple namaz mamaz gider yani. Kamet getirmek sünnettir. Kaza namazlarında kamet getirmek sünnettir kardeşim. Tamam mı? Vitir vacibinde kazası oluyor. Tamam mı? Fazla detaylara giremeyeceğim. Yine sohbet Allah selamet versin ya. Allah'ı billahi ya. Yine çenem düştü ya. Neyse yapacak bir şey yok. 2 saat daha buradayız arkadaşlar.